Dev balinalar diyor. Bu üç altcoin üzerinde yoğunlaştı. Biz burada XRP üzerine konuşacağız. Yani belki WIF'e değinebiliriz. Hadi söz vermeyeyim. XRP konumuz olacak. Abone olalım. Videoyu beğenelim. Bunları da yapmadan geçmeyelim tabii ki. İzleyenler hem beğeni bırakmadan geçmez hem de kanala abone olursa bu da bizi memnun eder diye ifade edip bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Bunlar önemlidir. Şimdiden hem videoyu beğenen hem de kanala abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bunu yapalım. XRP coin noktasında zaten biliyorsunuz ki Balina şey halving oldu diyor. Halving oldu. Onu evet söyleyelim. Belki önceki videolarda da değindik ama hani üzerine böyle çok özellikle uzun uzun işte konuştuk bir olay olmadı. Onu da kısaca söyleyelim. Halving oldu. Ne oldu diyor. Ne olacak? Bir şey olmadı. Madencilik ödülleri yarı yarıya indi. Tabii diyebilirsiniz ki yani şöyle bir şey mesela madencilik ödülleri işte yarı yarıya indi falan nasıl olacak bu iş falan tarzında. Madencilik ödülleri yarı yarıya inmiş olabilir. Tabii madencilik şirketlerinin genel olarak amacı Bitcoin kazanımlarını sabit tutmak. Yani adam bu noktada şuna tabi olmaz. Mevcut süreçte işte ne bileyim 4x 2x adet BTC kazanımı var. Halving'den sonra x adet yok. Adam gelirlerini artırarak aslında BTC kazanımını en az hiçbir şey yoksa bile sabit tutmaya çalışır. Onu söyleyelim. Bir diğer noktada zaten şöyle de bir durum var. Burada madencilik ödülleri yarı yarıya azalıyor. Fakat kazançlar azalmayacaktır, hatta artacaktır. Çünkü zaten çark bunun üstüne kurulu. Yani adam bunu artırmayı BTC hak edişini ve kazanımını minimumda bile sabit tutmayı değerlendirecektir. Fakat bu dediğim gibi olumsuz bir şey değil çünkü halving zaten Bitcoin'in değerini artırmayı güvenceye ve garantiye alan bir durumdur. Dolayısıyla teknik açıdan ödül yarı yarıya düşerken 4 yıl öncesine göre muhtemelen o zamana kıyasla Allah bilir yarı yarıya düşüp Allah bilir kaç kat artışı gerçekleştirecektir. Anlatabiliyorum değil mi? Yani böyle bir durum var. Sen Bitcoin'de kazanımı yarı yarıya düşürdün. Fakat Allah bilir o 4 yıllık süreçte BTC halvingin de etkisiyle ne kadar bir fiyat yükselişine maruz kaldı. Bir de onu düşünmek lazım. Halvingler arasında onlarca katlık BTC fiyat hareketi var. Bunu da düşünmek lazım. Evet. Bunlar önemli hususlardır. Önemli unsurlardır. XRP'ye gelince XRP coin için halvingin ekstrem durumları olabileceği ile alakalı ifade etmiştik. Bu şuradan geliyor. Halving güvenli limandır. Garantidir. Yani halving gerçekleştikten sonra BTC tarafıyla alakalı kaygı kalmaz. Halving'den önce BTC zaten ATH yaptı ki bu sezon böyle olacağıyla alakalı bu şekilde olma ihtimalinin çok 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 yüksek olduğu ile alakalı 2023'ün başından beri konuşuyoruz. O yüzden bu da şey değildi ama sonrasındaki fiyat artışları da aynı şekilde sonrasındaki zaman dilimi ve bekleyen potansiyel de çok yüksek. Bunu da söyleyelim. Bunu da kesinlikle ifade etmiş olalım. Dolayısıyla XRP tam anlamıyla bir açılım yapamadı şimdiye kadar. Fakat elde tutma yüksek kalmaya talep yüksek kalmaya devam etti sürekli. Onu da tekrardan ifade etmiş olalım. Bu da pozitif unsurların başında gelmektedir. Ve yükseliş odaklı. İkincisi, daha önce de söyledik. XRP likiditesi yüksektir. XRP belli bir noktadan sonra o patlamayı verecek ve likiditeyi düşürecek gibi gözüküyor. Bu noktada halving'in gerçekleşmesi XRP üzerindeki güven ortamının oluşumu
Ve bu güven ortamını artırmak açısından tekrar söyleyelim, çok önemliydi diye ifade etmemiz lazım. XRP sağlam bir varlıktır, bunu unutmayın. Bir diğer mevzu balina alımları. Bakın burada balina alımlarından bahsediyor. Zaten balina alımları oldum olası çok yüksekti XRP Coin tarafında. Bugün hala aynı şekilde. Bunu da söyleyelim. Tabii dava unsurunu hesaba katmak gerekecektir. Yani Sage ile Ripple'ın devam eden dava süreci 22 Nisan diye hatırlatayım. 2 gün sonra yine önemli hususlar var. Davada karşı karşıya gelinecek. Bu noktada bitme ihtimali bile bulunurken, bitmediği noktada herhangi bir problem yok, onu söyleyelim. Yani şu anda o işte dava sürüyor, şöyle oluyor, böyle oluyordan ziyade şunu bilmek lazım. En devam eden süreçte bile zaten belli bir noktadan sonra hükümet değişince şeyi salacaklar. Yani Ripple'ı salacaklar. O yüzden herhangi bir problem yok. XRP, emin olabilirsiniz, kelimenin tam anlamıyla saatli bir bomba. Bunu bilmeyen hiç kimse de yok. O yüzden dikkatli davranmakta fayda var. XRP'nin eminim şu anki fiyatları bir gün çok aranacak. Yani mumla aranacak. Millet diyecek ki bak, görüyor musun? Bir zamanlar XRP'nin fiyatı buymuş işte. Tamam mı? Sol coin 8 dolardayken millet ağladı, zırladı. Ondan sonra bu ne dedi, şu bu işte bir şeyler. Al şimdi 150 dolar, yakın zamanda 210 dolardı. Yakın zamanda da 300 dolar olur, sonra da 500 dolar olur. Tamam mı? Millet de sadece çene çalar. Bunlar vardır, bunlar piyasanın gerçekliğidir, normalidir. Şu anda XRP coin'de alım yapılır vesaire belli bir noktadan sonra o balina satar. Mesela şu an BTC'ye çok dikkat edin. Nasıl ki fiyatlar anlık bakın geri çekilme yapıyor. Fakat altcoin'ler yüksek oranlı geri çekilme yapmıyor. İşte bu güven ortamının tekrardan oluştuğuna delalet ediyor. XRP coin çok sağlam fiyat yükselişleri yapabilecek bir varlıktır. Dediğim gibi 2 gün sonraya da dikkat ediniz. Bu noktada özellikle davadan pozitif haberler gelmeye başladıkça bu XRP'nin fiyatlamasına yardımcı olacaktır. Net olarak şu fiyata gelir diyemesek de tabii bu yıl içerisinde 5 dolar gibi fiyat tahminleri de bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.